Liebe Freundinnen, liebe Freundinnen, liebe Freunde, wir setzen unsere Tagung fort. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Ja, ist auch nicht selbstverständlich nach der Mittagspause. Doch, natürlich freue ich mich. Wir wollen in diesem Abschnitt der Konferenz uns einem Thema widmen, was immer schwierig ist, wenn es um solche historischen Zustände und Ereignisse geht. Häufig redet man über die Opferperspektiven, selten redet man über die Täterinnen und Täter. Und wir haben uns gefragt, als wir mit Dr. Kantian damals die Konferenz konzipiert haben, das ist eine wichtige Frage und wir wollen sie auch aufwerfen. Und zwar über die Vielfalt der Täterinnen und Täter auch reden. Es gab nicht nur eine Seite, die sich dieser Verbrechen schuldig gemacht hat, sondern verschiedene Seiten. Und das ist ein erster Versuch, dass wir diese Seiten hier ansprechen. Wir, das bin ich als Leiter des Referats Europa Nordamerika, als Moderator, aber viel wichtiger unsere Gäste. Das ist Professor Eichenor Korkmaz. Sie unterrichtet in Central European University in Ungarn, auch ein Ort, der überall jetzt in Nachrichten ist, in Budapest, aber auch an Sabancı-Universität in Istanbul. Und sie forscht zu diesem Thema, zum Thema Geschichte des Osmanischen Reiches und interessanterweise auch über das Schicksal der islamisierten Armenier und Armenierinnen im Rahmen des Völkermordes. Herzlichen Dank, dass Sie da sind, Frau Korkmaz. Frau Korkmaz wird mit ihrem Eingangsstatement später auf die schwierige Frage der kurdischen Rolle beim Genozid eingehen. Ganz rechts sitzt Wolfgang Gust. Herzlichen Dank, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Der ist Publizist in Hamburg, war auch jahrelang Journalist beim Spiegel, unter anderem auch Korrespondent in Paris. Und seit 1993 beschäftigt er sich mit dem Thema ganz intensiv, und zwar mit dem Thema der Rolle des Osmanischen Reiches beim Armenier-Genozid. Er hat des Deutschen Reiches, Entschuldigung. Und er hat viel in den Archiven des Auswärtigen Amtes dazu geforscht und gearbeitet und wird später dazu etwas sagen, nicht nur und nicht so sehr, was das Deutsche Reich damals gemacht hat, sondern was die Bundesrepublik Deutschland später nicht gemacht hat, nämlich wie die Ausarbeitung fehlgeschlagen ist, jahrelang in dieser Geschichte. Und last but not least, ja, herzlich willkommen. Recep Maraşlı ist ein Berliner Publizist, kommt aus Osttürkei, wurde jahrelang politisch verfolgt. Ich hoffe, ich darf das hier auch öffentlich sagen. 15 Jahre Haft haben sie hinter sich. Und 1999 ist er nach Deutschland geflohen, schreibt jetzt für viele verschiedene Verlage und Medien. Und er widmet sich in seiner Forschung, in seiner Arbeit eben der Rolle des Osmanischen Reiches in dieser Situation. Was waren die Beweggründe? Was war die Ausgangssituation? Und wie konnte es zu diesem schlimmen Verbrechen kommen? Und damit wollen wir auch anfangen. Recep Maraşlı, herzlich willkommen und Sie haben das Wort. Teşekkür ediyorum. Konukları saygıyla selamlıyorum. Ayrıca bana bu konuşma fırsatı verdikleri için
Herzbild Vakfı'na ve Almanya Ermeni Cemaatine de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Benim için Türk kimliği açısından sorumluluk konusunu üç başlıkta ele almak istiyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetici sınıfları, İttihat Terakki ve Jön Türk Hareketi, bunları asli fail olarak değerlendiriyor. Yani soykırımı planlayan, yürüten, uygulayan bir ekip. Osmanlı İmparatorluğu'nun oligarşik yapısı içerisinde en tepede duran yönetim elitini oluşturuyorlardı. Bunu takip eden Kemalist Cumhuriyet'in kuruluşu ve onu yönetici kadroları yine asli fail olarak görüyorum. Bunlar da soykırımı tahkim eden, onu sıkılaştıran ve sürdüren bir politikayla asli faillerin içerisinde yer alıyor. Üçüncü kuşakta ise toplumun diğer kesimlerini, yani yönetici sınıflar içinde olmamakla beraber onlarla bir tür bağlaşıklığa girmiş olan toplumsal tabakalar, çıkar grupları ve toplumun daha geniş kesimleri de soykırımın uygulanışına ortak olarak, onun sonuçlarından yararlanarak ve onu inkar ederek bu suçun ortağı haline gelmişler. Suç ortaklığı söz konusudur. Dolayısıyla bu Türk failinin rolü konusunu üç biçimde ele almak mümkün görülüyor. Bence hikayenin özü şu. Osmanlı İmparatorluğu çok uluslu, çok kültürlü, çok dinli bir imparatorluktu. Üst yapıda değil ama toplumsal yapısı böyleydi. Halen 19. yılın sonlarına geldiğimizde ve 20. yılın başlarında toplumsal yapı böyleydi. Peki nasıl oldu da böyle çok uluslu, çok kültürlü ve çok dinli bir imparatorluktan tek bir ulusa, Türk ve İslam kimliğine dayalı, tek ulusa dayalı bir ulus devlet inşa edilebildi? Bu nasıl başarılabildi? İşte bunun sorunun cevabı bizi doğrudan doğruya 1915 soykırımına götürmektedir. 1915 soykırımı bana göre bir akut bir politik çıkış değildir. Yani birdenbire hiç öngörülemez biçimde ortaya çıkmış, alev almış ve bir takım tahribatlar yaptıktan sonra sönümlenmiş bir politik olay değildir. O bir kroniktir, kronik hadisedir. Bu kronikin hadise Sultan Abdülhamit döneminden gelen İttihat Terakki ile onu takip edip üst noktaya çıktığı ve Cumhuriyet döneminde de bu politikaların devam ederek inişe geçtiği bir süreci canlıdır, kronik bir süreçtir. Bu süreç çok uluslu bir coğrafyanın, çok kültürlü bir coğrafyanın tek tipleştirilmesi ve orada bir ulus devlet inşa edilmesi kronik politikalarının bir sonucudur. Demek ki 1915 soykırımı bir tepe noktadır ama bunun önü ve arkası vardır. Burada bazı konuşmacı arkadaşlarımızdan da duyduğum ve genellikle de söylenir. Rumlar ve Ermeniler için Osmanlı İmparatorluğu'nun azınlığı tabiri kullanılır. Ben bu azınlık terminolojisine çok ciddi karşı çıkıyorum. Ne Rumlar ne de Ermeniler Osmanlı İmparatorluğu'nun azınlığı değillerdi. İmparatorluk adı üzerinde çok büyük bir alan üzerinde birçok ülkenin, birçok ulusun bir arada tutulduğu bir büyük bir alan. Ve burada ülkeler var, coğrafyalar var, halklar var ve bu iki ulusta hem Rumlar, Rumyanlılar hem de Ermeniler imparatorluğun asli unsurlarıdır. Yani kendi coğrafyalarında, kendi ülkelerinde yaşanmış, medeniyetler kurmuş ve o ülkenin yerli halkları, otantik halkları ve bunu devam ettirmişler. Evet, bazı göçler nedeniyle birçok alanlara yermiş olabilir fakat bu onların asli unsur olduğunu oradan kaldırmıyor. Eğer azınlıktan söz etmek gerekiyorsa Türk etnisitesi de Osmanlı İmparatorluğu'nun bir azınlığıdır. Ama biz neden Rumlar ve Ermeniler için azınlık terimini kullanıyoruz? Bu bir yani demokratik biçimde onları azaltarak bir takım sosyal ve siyasi haklardan yoksun kılmanın ön hazırlığı, yani zihinsel hazırlığı anında geliyor bana ve bunun nedeniyle azınlık terminolojisine şiddetle karşı çıkıyorum. Bu haklar azınlık haklar değillerdi, yerli haklardı. Kaldı ki Osmanlı İmparatorluğu'nda milletler sistemi vardı ve milletler sistemi içinde de hukuki olarak da Ermeniler de Rumlar da azınlık saymıyorlardı. Onlar da belli hukuki prosedürleri olan unsurlardı, yani imparatorluğu meydana getiren unsurlardı. Şu halde Osmanlı İmparatorluğu'nu nasıl suçlayabiliriz? Yani neden fail gösterebiliriz? Bir defa Osmanlı İmparatorluğu'ndan bir tek ulusa dayalı, Türk ve İslam terörizmine dayalı bir ulus devleti çıkarılabilmesi için üç şey yapıldı. Bir,
ülke gerekiyordu. Bir ülke inşa edildi. Yani Türk homojenitesi, Türk ve İslam etnisitesinin homojen olacağı bir alan ki buna Misak-ı Milli adı verildi daha sonra. Bir ülke inşa etmek. İkincisi ulus inşa etmek. Çünkü ulus temeli de zayıftı. Tam Türk etnisinden gelen topluluklar vardı fakat zayıf konumdaydılar. Bunu güçlendirmek gerekiyordu. Bir ulus inşası ve üçüncüsü de ulus devlet inşası. Bunun için de önlerinde en büyük tehlike olarak, en büyük handikaplar gördükleri iki büyük etnik ve dinsel grubu, Rumlar ve Ermenileri, sistematik olarak tasfiye etmeye başlar ve bu Sultanahmet'ten başlayıp işte savaş koşullarından istifade ederek, yararlanarak daha büyük bir boyutta sıçradıkları soykırıma getirildi. Peki, ikinci noktaya geliyoruz. Bu olup bitenler Osmanlı İmparatorluğu'na aittir. Ama Türkiye Cumhuriyeti yepyeni bir devlettir. O halde bunu bununla işte pasalandırmamak gerekir denir. Hayır, ben tam tersine bunun bir süreç olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun doğal devamı olduğunu, hem siyasi anlamda, hem toplumsal anlamda, hem ideolojik, yani bütün kurumlarıyla devam eden bir yapı olduğunu söylüyorum. Birincisi kadrolar olarak, Kemalist kadrolar, zaten İttihat Terakki'nin soykırım suçlusu olan yönetiminin B sınıfı diyelim, yani ikinci baptaki kadrolarıydı. İkincisi, eğer İttihat Terakki yönetimi, Jön Türkler bu dörgeye böyle bir temizlik hareketiyle hazırlanmış olsalardı, Türkiye Cumhuriyeti kurulamazdı. Yani böyle bir devletin inşası çok zor olurdu. Bütün Türkiye'nin oligarşik yönetimleri, işte bürokrasi bunu bilir. Mesela ben size bir anekdot okumak istiyorum. 2008 yılında şu anda zaten AKP hükümetinde de eski o dönem Milli Savunma Bakanı'ydı. Şimdi bakanlık olan Vecdi Günül var. Bu bir Rus'la ilgili toplantıda şöyle söyledi. Dedi ki eğer dedi batı bölgeden de Rumlar, doğuda da Ermeniler yaşıyor olsaydı acaba bugünkü Türk Milli Devleti olabilir miydi? Özet bundan ibarettir. Yani eğer bu uluslar halen varaklarını sürdürüyor olsalardı bir ulus devlet olmayacaktı. İşte Cumhuriyet bunu yaptı. Yani kendisinin aldığı emaneti, bölgeyi tahkim etti. Geri dönüşü engelledi ve kendisi yeniden bunu tekrar etti. Örneğin işte Kırıkkale bölgesinin işgal edilmesi yeniden Türkiye'ye kazandı. Yani Misak-ı Milli'ye kazandırılması. Örneğin Batı Ermenistan'ın yeniden işgal edilerek işte Misak-ı Milli'ye kazandırılması. İşte örneğin Yunanlıların Ege bölgesinin atılması ve buraların tekrar Misak-ı Milli'ye kazandırılması. Bütün bunlar o tasfiye sürecinin devamıdır. Devam etkilerindedir. Üçüncü halkaya geliyorum. Peki toplum bundan nasıl suçlandırılabilir mi? Yine geçenlerde çok popüler biçimde bir tartışmanın konusu oldu. Kurbanların torunları yine kurbandır ama faillerin torunları fail değildir. Evet. Bu doğru, fail değildir. Ama eğer bu büyük siyasal suçla çok büyük kazanımlar elde edilmişse, yani suçun işlemesiyle elde edilmiş büyük bir kazanç varsa siyasal anlamda, ekonomik anlamda, ideolojik anlamda ve o kitleler bu suçu savunuyorlarsa, onun sonuçlarından yararlanmaya devam ediyorlarsa ve bunu sorgulamıyorlarsa, bugünkü kuşaklar da o suçun ortağıdırlar. Bu anlamda ortaklık söz konusudur. İkincisi, bizim dedelerimiz, asalarımız işte Kürtler, Türklerin veya işte Müslüman halkların katılımları. Bu katılım çok önemliydi. Bu katılım çok az konuşulur. Popülist nedenlerle işte yönetici sınıflar yaptı, askerler uyguladı, jandarmalar yaptı ve hamdiyeler yaptı. Ama toplum bundan uzak durur. Hayır, ben toplumun da önemli ölçüde bu soykırım sürecine, tasfiye sürecine katıldığını düşünüyorum. Nedeni şudur. Eğer Türkler, Kürtler ve toplumun değişik katmanları bu soykırıma göz yummasalardı, aktif olarak kasılmasalardı, yürüsünü desteklemeselerdi, soykırım o günkü koşullarda bu kadar can yakıcı, bu kadar etkili ve bu kadar kalıcı sonuçlar verilmeyebilirdi. Onun için gerek İslamlıkla ilgili olsun, gerek işte mal mülk edinme sevasından dolayı olsun, gerek başka ideolojik etkiler nedeniyle olsun, toplumun bu suça bulaşmış olmasına biz konuşmazsak, yani kendi toplumumuzun yargılamazsak, dedemizden, nenemizden, işte kendi aidiyetimizin her neyse soykırım süreçlerini, işte ulusal nefreti ve önümüzdeki süreçlerde bunu nasıl giderilebileceğine dair
verileri konuşamayız. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Biz evet geçmişi konuşuyoruz, yüzyıl önceki bir olayı konuşuyoruz ama aslında biz bugünümüzü anlamaya çalışıyoruz ve geleceğimizde soykırımlar olmasın, insanlar birbirini kırmasın da ve çok renklerini, çok kültürlerini muhafaza ederek eşit ve adil bir biçimde nasıl yaşayabilirler? Bunun modellerini bulmak, bunun imkanlarını bulmak üzere tartışıyoruz. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim. Vielen Dank. Wir gehen vom Osmanischen Reich und seinen Nachfolgerstaaten zum Deutschen Reich und seinen Nachfolgerstaaten, jetzt Nachfolgerstaat. Herr Gust, was haben Sie herausgefunden, während Sie in den Archiven des Auswärtigen Amtes geforscht haben? Mit welchem Gefühl sind Sie da am Ende Ihrer Nachforschungen aus dem Archiv rausgekommen? Ist automatisch angeschaltet, prima. Also darauf kann ich ganz kurz antworten. Ich habe durch das Studium der Akten des Auswärtigen Amts einen sehr guten Überblick bekommen, was die Deutschen getan haben und was sie nicht getan haben. Aber es kann nichts anderes sein als ein Überblick, den man sich bei einem solchen Aktenstudium verschaffen kann. Ich meine, dass wir in vielen Sachen viel, viel weitergehen müssen. Und meine ganz große Enttäuschung ist eigentlich die, dass wir in Deutschland die Forschung des Völkermords an den Armeniern im Grunde genommen furchtbar früh abgebrochen haben, erst sehr spät wieder aufgenommen haben und sie nicht professionell betreiben. Das Ergebnis der Studien, der Lektüre, soweit ich sie durchgeführt habe, war ziemlich klar. Die Türken haben den Völkermord durchgeführt, nur wenige Deutsche haben ihn missbilligt, die meisten haben ihn verdrängt. Einige haben mitgemordet. Besonders ein Deutscher, Johannes Lepsius, hat damals versucht, seinen Landsleuten über das wahre Geschehen, seine Landsleute aufzuklären. Spätestens nach dem Thalhard-Prozess verschwand jedoch der Genozid in ein damals immer dunkler werdendes Deutschland. Und heute, 100 Jahre später, weiß kaum ein Deutscher etwas vom Völkermord an den Armeniern. Da war es fast ein Wunder, dass zum 100. Gedenktag vor einigen Monaten das Wort Völkermord in der deutschen Öffentlichkeit erstmals sehr klar ausgesprochen worden ist. Den Anfang hatte der Papst gemacht, der Bundespräsident war gefeucht. Ich war sehr erfreut, dass der Bundestagspräsident Lammert gleich zu Beginn der Diskussion ganz klar gesagt hat, es herrsche kein Zweifel darüber, dass das damals ein Völkermord gewesen sei. Und das werden die wenigen Abgeordneten mit Freude vernommen haben, die stets gegen das Vergessen gekämpft haben. Ich denke da vor allen Dingen an Grünen-Chef Cem Özdemir, an Frau Roth, die es immer getan hat, und Ulla Jebke von der Fraktion der Linken, die mit ihren Anfragen an das Auswärtige Amt für viele Klarheiten gesorgt hat, die für viele Dinge klar gemacht hat, die mir nicht so klar waren. Es waren in der Nachkriegszeit in erster Linie Private, die das Thema hochhielten. In der Nachkriegszeit meine ich jetzt in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Also das Thema war wirklich nach dem Thalhard-Prozess in Deutschland fast tot. Und nach dem Zweiten Weltkrieg waren es in erster Linie Private, die das Thema hochgehalten haben. Es ist das große Verdienst von Rafik Kantian, in seinem Periodikum ADK stets an Armenien zu erinnern zu haben. Es war so für mich die permanente Stimme, auf die man konnte sich darauf verlassen. Alle 3 Monate hatte ich eine hochinteressante Lektüre. Die erste, die sich speziell um das Thema gekümmert hat,
war Tessa Hoffmann, der Schriftsteller Ralf Giordano. Sie können sich vielleicht daran erinnern, er hat einen Film zusammengestellt, der zur besten Sendezeit lief und hervorragend war. Dann kam meine Frau und ich hinzu, bis heute zu Jedwat Cicihan und dem Korrespondenten Jürgen Gottschlich, die beide Bücher geschrieben haben, Korrespondenten der Taz, die beide Bücher geschrieben haben über den Völkermord an den Armeniern. Auch eine hervorragende Rolle gespielt hat immer der Verleger Donat in Bremen, der sich immer bemüht hat, armenische Themen mit viel Eigenblut in sein Sortiment zu heben. Eine Aufarbeitung des Völkermords an den Armeniern durch die eigentlichen Fachleute, das sind die Deutschen, wären die deutschen Historiker, hat jedoch nicht stattgefunden. Und das ist in meinen Augen ein sehr peinliches Kapitel für ein Land, was sich das Land der Dichter und Denker nennt und wo man doch annehmen müsste, dass ein solches Thema nicht unter den Tisch gekehrt werden darf. Die einzigen im deutschen Sprachraum, die zum Thema Völkermord an den Armeniern der Wissenschaft alle Ehre gemacht haben, waren Schweizer. Ich denke da in erster Linie an Hans-Lukas Kieser, den wir heute Vormittag gehört haben, und seine Kollegen Christoph Dinkel und Dominik Schaller. Ein deutscher Historiker, der eine Zeit lang durchaus bemerkenswertes über den Völkermord veröffentlicht hat, ist offensichtlich in das Lager der Leugner abgewandert und gebraucht das Wort Genozid nicht mehr. Ich glaube zu ahnen, wo das wahre Problem der Nichterforschung des Armenier-Genozids durch deutsche Profis liegt. Da ist einmal in der Gegenwart der Druck, den der NATO-Partner Türkei auf Deutschland auszuüben in der Lage ist. Und davon macht er regen Gebrauch, indem er seine Version, es habe nie einen Völkermord gegeben, immer wieder vorbringt. Die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten eines Landes war im Ersten Weltkrieg das Standardargument der Osmanen, wenn es deutsche Proteste, die immer schamhaft waren und eigentlich mit einer Ausnahme, nämlich die des Botschafters Wolf Metternich, ich hatte immer das Gefühl, sie waren mehr formal als wirklich mit Herzblut und Gewissen vorgetragen. Dann ist es ganz wichtig, dass man sich mal anguckt, welche sind die Gruppen gewesen, die im Ersten Weltkrieg die Spitzen in Berlin, hier in Deutschland, informiert haben. Das waren drei Gruppen, die Diplomaten, die Militärs und die Vertreter deutscher Hilfsorganisationen. Die Vertreter der deutschen Hilfsorganisationen waren deshalb sehr wichtig. Sie spielten numerisch eine kleine Rolle, von der Hierarchie vielleicht auch. Aber sie sprachen sehr oft Armenisch. Sie waren in direkten Kontakt mit den Armeniern und die Berichte, die wirklich unter die Haut gehen, kommen oft von diesen Missionaren. Die Mehrzahl dieser Missionare waren übrigens skandinavischen Ursprungs. Es gab nur wenige Deutsche oder zu wenige Deutsche. Und nun passierte Folgendes. Die Militärs waren die deutschen Militärs die deutschen Militärs haben im Ersten Weltkrieg eine Riesenrolle gespielt. Darum machte es sehr viel Sinn, sich einmal anzugucken, die militärischen Dokumente im Auswärtigen Amt. Und zwar die militärischen Dokumente des Auswärtigen Amts, soweit sie jetzt die Türkei betrafen oder überhaupt den Orient. Dazu muss man wissen, dass die militärischen Dokumente von den einzelnen Militärs, das waren die Attachés der Botschaft und das waren die vielen Deutschen, die in den türkischen Generalstäben tätig waren oder sogar an der Spitze von Armeegruppen oder von Divisionen standen. Diese Deutschen hatten alle berichtet nach Berlin an das Kriegsministerium, das preußische Krieg identisch war mit dem preußischen Kriegsministerium.
Diese Dokumente sind leider am Ende des Zweiten Weltkriegs in Potsdam, im Archiv in Potsdam verbrannt. Aber es gab schon während des Ersten Weltkriegs immer wieder Kopien, die gemacht worden sind, wobei man schwer feststellen kann, aus welchen Gründen. Aber es gab Kopien, die ans Auswärtige Amt gegangen sind. Diese Kopien sind erhalten und können heute eingesehen werden. Das militärisch über das politische Ziel hat Herr Kieser schon berichtet, dieses berühmte Zitat von Wittmann-Hollwig. Es war also völlig klar, die Deutschen wollten den Krieg gewinnen. Eine andere Sache, die völlig eindeutig war bei der Durchsicht der Akten, ist, die Armenier spielten überhaupt keine Rolle für die Deutschen. Alle Behauptungen, die Deutschen hätten einen Orientkrieg gemacht, um die Armenier auszurotten und so weiter, stimmt einfach nicht. Die Deutschen haben eine Rolle gespielt, da will ich gleich drüber sprechen, aber nicht in dem Sinne, dass die Armenier als Volk eine Zielgruppe war. Die militärischen Ziele der Deutschen sind relativ kurz umschrieben. Die militärischen Ziele in der Türkei sind relativ kurz umschrieben. Es ging darum, die Dardanellen zu verteidigen. Die Dardanellen spielten natürlich eine wichtige Rolle, weil sie die Verbindung Russlands mit den Ententemächten herstellten. Es ging den Deutschen in zweiter Linie eigentlich nur noch um ein weiteres Ziel, was sie realistisch erreichen konnten. Das war die Zerstörung des Suezkanals oder zumindest die Zerstörung des regelmäßigen Schiffsverkehrs des Suezkanals. Über den Persischen Golf ist furchtbar wenig gesprochen worden, weil die Deutschen sehr schnell gemerkt haben, dass sie den Engländern gegenüber überhaupt nicht in der Lage sind, da etwas erreichen zu können. Die deutschen Militärs in der Türkei hingegen haben eine völlig andere Rolle gespielt als die deutschen Militärs hier in Berlin. In Berlin war man fixiert auf Frankreich, man war fixiert auf den Osten, man war nicht fixiert, da hat sich meines Erachtens auch der amerikanische Botschafter in Konstantinopel geirrt, man war nicht interessiert auf den Orient. Die Deutschen hatten immer im Grunde genommen zwei Optionen. Sie haben damit gerechnet, oder zwei Optionen für die beiden Fälle. Erstens, dass das Osmanische Reich zusammenbricht. In dem Fall haben sie sich vorgenommen, gewisse Bereiche des Osmanischen Reichs als eine Art von Kolonien zu besetzen. Und der zweite Fall war, dass das Osmanische Reich nicht zusammenbricht. Da in dem Fall waren sie bereit, dem Osmanischen Reich zu helfen. Es hat dann, ich kann nicht beweisen, woher es kommt, aber ich kann lesen, dass es erstaunlich ist, dass die deutschen Militärs in der Türkei die gleiche Sprache gesprochen haben wie die türkischen Militärs. Das ist ein großer Unterschied zu den Dokumenten, die ich hier in Deutschland gefunden habe. Und ich werde den Verdacht nicht los, dass die deutschen Militärs sehr oft Dinge behauptet haben, die sie gar nicht gesehen haben. Die deutschen Militärs sind jetzt immer die deutschen Militärs in der Türkei. Sodass sie sehr, sehr beeinflusst waren von ihren türkischen Kollegen. Und das, was die türkischen Militärs zu der Zeit vorhatten, finden sie immer wieder in diesen deutschen Berichten, soweit sie vorhanden sind. Interessant ist vielleicht noch, dass meines Erachtens die Rolle von Enver, des Kriegsministers, zu wenig gewürdigt wird. Es steht im Vordergrund immer Talat Pascha oder Talat. Enver hatte ganz klare Pläne. Enver wollte die türkischen Armeen in den Nordosten führen. Enver wollte eine Verbindung herstellen zu den Turkvölkern jenseits der Armenier. Das heißt, von der Logik her war Enver, der ja immer angesehen wurde als der größte deutsche Freund und der es zweifellos auch war, es laufen furchtbar viele Verbindungen immer über Enver. Er ist wirklich sehr umhätschelt worden mit Geld, mit vielen, vielen anderen Sachen auch. Für Enver waren die Armenier wirklich diese Barriere, von denen die Armenier immer wieder sprechen. Wenn Enver seine Ziele erreichen wollten, mussten die Armenier verschwinden. Die Armenier im Osten der heutigen Türkei, also die Westarmenier, wie auch die Armenier des Kaukasus.
Aus den Antworten der Parlamentar, aus dem, ja, aus den Antworten auf die parlamentarischen Anfragen, besonders der Linksfraktion, kann man sehen, dass es erhebliche Mittel, dass erhebliche Mittel bereitgestellt worden sind, um den Völkermord an den Armeniern zu erkunden. Ich meine, dass man da einen Fehler gemacht hat, indem man zwei Institutionen, insbesondere zwei Institutionen gefördert haben, die gar nicht in der Lage sein konnten, dieses zu erfüllen, was, was man sich vorgestellt hat. Das war das Lipsius-Haus und Hochschulverbund, Volkshochschulverbund. Ich finde, es ist höchste Zeit, dass ein so wichtiges Thema wie der Völkermord an den Armeniern, der, das ist schon ein paar Mal heute angesprochen worden, eine ganz große Rolle gespielt hat im Holocaust, für den Holocaust. Es ist ganz, ganz wichtig, dass dieses an einer deutschen Universität landet, an einer guten deutschen Universität, nicht an einer Universität, die die Leuten wie Christopher Clark nachläuft und nachspricht. Also ist eine, in Göttingen ist eine solche, wäre eine solche Universität, da ist jetzt eine, entsteht eine Forschung, eine Holocaust-Forschung. Das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo meines Erachtens der Völkermord an den Armeniern unbedingt hingehört. Mhm. Wie kläglich die Rolle Deutschlands ist, habe ich beim letzten großen Kongress in Paris gesehen. Da waren 33, ich sage, Kongress über den Völkermord an den Armeniern, da waren 33 Referenten. Davon war jeder dritte Muslim. Die meisten der Muslime kamen aus der Türkei. Aus Deutschland bin ich der Einzige gewesen, der gekommen ist. Es ist unmöglich, dass dieser Zustand fortbesteht. Wir müssen sehr, sehr viel tun. Unser Wegschauen und unser Nichtstun sind nicht nur eine Beleidigung für die Opfer, es ist eine Art von Verrat an den Opfern, aber wir tun uns selbst den größten Schaden erleiden wir selbst, indem wir nämlich viele Dinge, die wir unbedingt wissen müssten, heute nicht wissen. Danke. Eine schonungslose Selbstdiagnose, wir können noch später darüber reden, was daraus folgt für uns alle. Aber erstmal, Frau Korkmaz berichtet uns über einen Aspekt, was nicht bei allen, auch nicht bei allen Forschern, aber nicht bei allen Fachleuten so häufig auf dem Schirm ist. Wie war die Rolle der kurdischen Bevölkerung bei dem, was geschehen ist? Merhaba. Ben bugünkü sunumumda Kürtlerin 1915 soykırımına suç ortaklığını sözlü tarih tanıklıkları üzerinden değerlendireceğim. Yani yapacağım şey mağdurların hikayesi üzerinden failleri anlatmaya çalışmak olacak. Bu yıl Ocak ve Nisan ayları arasında İstanbul, Diyarbakır, Sasun, Batman dahil 4 bölgede soykırımdan sağ kalanların torunları ile sözlü tarih görüşmeleri gerçekleştirdim. Yaşları 21 ila 93 arasında değişen toplamda 30 kişiyle görüşme yaptım. Bu kişilerin tamamı 2., 3. ve 4. kuşaktan, yani dolayısıyla 1915'e bizzat tanık olmuş hiç kimse yok aralarında. Ancak her birinin aile hikayesi 1915'in suçuna karışmış Kürt aşiretlerini, Osmanlı Devleti'ni, devamında gelen Türkiye Cumhuriyeti'ni ve bu işbirliği sonucunda fiziksel ve kültürel soykırıma ışık tutuyor. İlk sunumumun ilk kısmında odaklanacağım nokta Kürtlerin fiziksel soykırım sırasındaki suç ortaklığı. Ama yalnızca buna odaklanmak değil niyetim. Yalnızca faillere odaklanmak değil. Birazcık daha pozitif perspektifi de katmak.
Faillerin yanı sıra Ermenileri koruyan, kollayan, evinde saklayan veya kendi Ermenisi için başka Kürt aşiretlerle savaşan Kürt aşiretlerden bahsedeceğim. Bu örneklerin hepsi Osmanlı'nın 1915'inde Diyarbakır ve Bitlis vilayetleri sınırları içerisinde yaşayan Ermenilerin hikayeleri. Diyarbakır vilayeti ve bölgeleri Ermenilerin yaşadığı bölgeler sunumda görebilirsiniz. Yine Bitlis vilayetinin içerisindeki Sasun Muş bölgesini bugün Bitlis, Sasun çok önemli yerler olarak görülmüyorlar. Sunumumun ikinci kısmında ise soykırımın fiziksel yıkıcılığından kurtulmayı başarabilmiş ancak etkileri daha uzun süren İslamlaştırma ve Kürtleştirme politikalarından kaçamayan Ermenilerin hikayelerinden bahsedeceğim size. Onların nasıl devlet, Kürtler yani yerel güçler ve toplum tarafından zorunlu asimilasyona ya da başka bir deyişle kültürel soykırıma uğratıldıklarını, hafızalarını yitirme riskiyle karşı karşıya kaldıklarını anlatmaya çalışacağım. Kürtler hem failler hem de kurtaranlar olarak karşımıza çıkıyorlar. Özellikle 1915'te Diyarbakır ve Bitlis vilayetlerinde devletle işbirliği yapan bir sürü Kürt aşireti var. Burada isimlerini görebilirsiniz. İlk satırdaki aşiretler devletle işbirliği yapan ve Ermenilerin katliamında rol oynayan aşiretler. İkinci aşiretler ise daha çok kurtarma hikayelerinde duyduğumuz aşiretler. Diyarbakır'da yaptığım bir sözlü tarih görüşmesinde, Hangül ve Kristin'le yaptığım sözlü tarih görüşmesinde, Zirkan aşiretinin suçlarıyla ilgili biraz bilgi edinebildim. Hangül ve Kristin'in büyük annesi Vartanuş, aşiretin adamlarından birisi tarafından, Hüseyin tarafından kaçırılıp ikinci eş haline getirilmiş. Ve o adamla birlikte 30 yıl yaşamak zorunda kalmış. Ama dediğim gibi kaçırma hikayelerinin dışında kurtarma hikayeleri de var ve bunlardan bir tanesi Diyarbakır'da Milan ilçesinden aşiret. Onların kurtarmalarına dair hikayeler var. Batman'ın Beşiri ilçesinden Reşkotan aşireti kurtarma hikayelerini konu oluyor. Bir de bunun dışında Sasun'un Şigo aşireti yine kendi Ermenilerini diğer Kürtlerden, diğer Kürt aşiretlerden korumuş. Toplamda 30 kişiyle görüştüm. 30 hikaye, 30 ayrı hikaye ve bunların 5'inin hikayesinde kurtarma hikayesi. Çok fazla değil diyeceksiniz belki ama o kadar da negatif olmamak gerektiğini düşünüyorum. Hikayelerden bir tanesi çok çarpıcıydı Diyarbakır'dan. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ikamet eden Müslümanlaştırılmış bir Ermeninin bana anlattığı hikaye. Büyük babası Alexander'ın 9 yaşında bir çocuk iken Hacı Muhammed adında Kürt bir köylü tarafından saklandığını, korunduğunu ve yetiştirildiğini anlattı. Onun sözünden alıntılayacak olursak şöyle dedi bana: "Soykırımda dedem ailesinin tüm fertlerini kaybetmiş. 2 yaşındaki küçük kız kardeşimi de. Hacı Muhammed adında biri 9 yaşındayken onu evlat edinmiş. Ona Filite Goçkar diye seslenirlermiş. Filit kurtulduğu, Goçkar ise ayakkabıcı anlamına gelir Ermenice'de. Dedemin babasından öğrendiği zanaat ayakkabıcılıkmış. O yüzden de ona Goçkar diye seslenirlermiş. Bu bölgede dericilik Ermenilerden geldiği için Kürtler Ermenice'den etkilenerek bu kelimeyi kullanmışlar herhalde. Hacı Muhammed dedem evlenene kadar ona evinde bakmış ve onu öz evladından ayırmamış. Biz hala o insanın torunlarına karşı minnettarız. Bu şeyhin fotoğrafı kendi çocuklarında bile yokken benim babamda vardı.
odasının duvarında asılı dururdu. Hatta yıllar sonra gelip torunları bizden o fotoğrafı istediler. Yani böyle kurtarma hikayelerini çok sık olmasa da zaman zaman duymak mümkün. Dolayısıyla 1915'te Kürtleri yalnızca İttihat Terakki'nin işbirlikçisi veya soykırımın failleri olarak anımsamanın doğru olmadığını, kurtarma hikayelerini de hesaba katarak düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. İkinci kısıma geçecek olursak, yalnızca Kürt bölgelerinde değil, Türkiye'nin kalan toprakların tamamında gerçekleşen kültürel soykırım ve bu kültürel soykırımın iki ayağı var. Birisi İslamlaştırma, öbürü Kürtleştirme. Biliyorsunuz Türkiye'de Hristiyanlık ve Ermenice dili pratiklerden sistematik bir şekilde silinmeye çalışıldı. Ermeni Hristiyan kimliğini anımsatacak kilise, manastır gibi hafıza merkezleri yok edildi. Kevorkian'ın kitabında benim baktığım rakamlar Bitlis vilayeti için 540 tane, Diyarbakır vilayeti için ise 154 tane kilise ve manastırdan bahsediyor. Bugün baktığımızda Surp Grigoros haricinde aktif doğru düzgün bir kilise göremeyiz Diyarbakır'da. Kürtleştirme çoğunlukla dil üzerinden doğu bölgelerinde, özellikle bu iki vilayette gerçekleşti. Benim mülakat yaptığım, Diyarbakır'da mülakat yaptığım 9 kişiden 7 tanesi Ermenice bilmiyor veya daha yeni yeni kurslarla Ermenice dersi almaya karar vermişler. Ve bunlar Hristiyan kimliklerinin farkındalar. Kimileri yeniden vaftiz olma kararı aldı. Ermenistan'a taşınanlar var. Yerevan'da yaşamaya başlayanlar var aralarında. Ama buna rağmen dil üzerinden kimliklerini pratik etmeleri çok mümkün değil. İstanbul'a taşınanlar, soykırım sonrası direkt İstanbul'a taşınanların durumu daha da kötü. Onlar çünkü ana dil olarak direkt Türkçeyi konuşuyorlar. Sasun biraz ilginç bir yer. Çünkü dağlık bir yer. Maratuk Dağı çok ünlü bir dağdır. Şarkılara, Dengbeş şarkılarına konuk olur. Ve o bölgede, o dağın eteklerinde yaşayan Ermeni aileler Hristiyan kimliklerini kaybetmemişler. Ermenice dilini de kaybetmemişler. Bunun muhtemel sebebi şehirleşmeyle birlikte artık Kürt aşiretlerinin ve köy korucularının o bölgelerden çekilmesi ve daha fazla onlar üzerinde tahakküm kurmamaya başlaması bana göre. Sasun'da merkezde yaşayanlar, yani Müslümanlarla iç içe yaşayanlar için durum daha da zor. Sasun merkezde bu aile, resimde gördüğünüz aile, ilk jenerasyon ismi Sarkis Hüseyin olarak değiştirmişler. 1915'ten sağ kalan tek erkek, ailenin tek erkeğiymiş. Onun oğlu Ferman Dede, isminin Ferman olmasına şaşmamak gerek. Çünkü Kürtçe'de Ferman demek Kırım demek. İki tane eşi var, ikisi de Ermeni kökenli. Ve bu aileyle defalarca görüştüğümde hep tablo onların Türkçe konuşmasıyla sonuçlanıyordu. Benimle Türkçe konuşuyorlar çünkü ben Müslüman ve Türk bir araştırmacıyım. Ama sonraki görüşmelerimde bir Ermeni meslektaşımla kapılarını çaldım ve o zaman ikinci jenerasyonun bazı Ermenice kelimeleri hatırladığını fark ettim. O zaman videolar falan da çektik. Gerçekten çok ilginç bir sahneydi. Böyle el gibi, ondan sonra gece, gündüz, ekmek gibi basit Ermenice kelimeleri hatırlayabiliyorlar. Ve biraz düşünmeleri gerekiyor. Birden ona kadar sayabiliyorlar. Aslında hafızanın yavaş yavaş geri gelebildiğine de tanık olmuş olduk orada. İkinci aile Sasun'da çok ilginç bir aile. İslamlaştırma konusunu bize çok iyi açıklıyor. Bu aile Sasun merkezde yaşıyor ve kendini
Ermeniliğini gizlemiyor. Ermeni kimliğini Sassun'da gizlemiyor. En soldaki fotoğrafta ailenin en yaşlı üyesi var. 93 yaşında. İkinci kuşaktan. Ermenice biliyor. Ama kendini Müslüman olarak tanımlıyor. Yine evin salonunda ortada gördüğünüz fotoğraf İsa'nın çobanlık fotoğrafı. Ve hemen yanında da İslam geleneğinde çok iyi bilinen Allah'ın 99 ismi var. Bu benim için inanılmaz bir şeydi. Çünkü kuşakların arasında Hristiyanlığa ve İslam'a dair fikir farklılıkları olduğunu fark ettirdi. Bunu anlamamı sağladı. Ailenin reisi 3. jenerasyondan kendini Hristiyanlığa daha yakın hissediyor. Ve 2 tane kızı kendilerini Müslüman Ermeni olarak tanımlıyorlardı. Ailenin hikayesi ise şöyle. Bunlar Gürgenli bölgesinden, Miteng köyünden, Sasun'un Miteng köyünden göç etmişler. Diyarbakır'a gitmek zorunda kalmış ailenin yarısı. Geri kalanı ise Ahlat üzerinden, yani Muş üzerinden Yerevan'a yerleşmişler. Ermenistan'a. Ve 1992 yılında Ermenistan'daki akrabaları bunlara ulaşmış. Ancak aile o kadar korkmuş ki onların yazdıkları, devamlı yazmakta oldukları mektuplara hiç cevap verememişler. Ta ki 2014 yılında ailenin 4. jenerasyonundan bir kişi Ermenistan'a taşınma kararı verene kadar. İsmini zikretmemde bir sakınca yok çünkü saklamıyor kendisini. Selim şu anda Yerevan'da yaşıyor ve akrabalarının kapısını çalmak için bir taksici, Diyarbakırlı bir Ermeni taksiciden yardım alarak bir maceraya atılıyor ve 2014 Ocak ayında onlarla birleşiyor. BBC'de haberlerini görebilirsiniz. Selim Aktaş. Ve bu bize neler anlatıyor? Yani bu hikaye İslamlaştırma üzerine hem de zorunlu asimilasyon üzerine pek çok şey anlatıyor aslında. Ama burada önemli bir soru var. Bu Müslümanlaşma ve Kürtleşme deneyimini hayatta kalmak için yapan bu ailelerin, bu mağdurların hikayeleri kuşaktan kuşağa nasıl aktarılıyor? İçselleştiriliyor mu? Dışarıya, yani bizim gibi araştırmacılara içselleştiriliyormuş gibi mi yapılıyor? Yoksa direkt açık yüreklilikle red mi ediliyor? Bunu onlar bize kendi kimliklerini tüm açıklığıyla anlatmadıkları müddetçe bizim bilmemiz gerçekten mümkün değil. Ama bu tablo ve daha önce gösterdiğim, bahsettiğim ailelerin zorunlu asimilasyona uğrama hikayeleri 1915 soykırımının fiziksel kanıtı ve ardından kültürel soykırımının kanıtı. Buradan da aslında bizim soykırımın bir süreç olduğunu unutmamamız gerektiği sonucu çıkıyor. Bunlar yalnızca benim konuşabildiğim insanlar, 30 kişi. Bir başka araştırmacı 60 kişiyle Diyarbakır'da görüşmüştü. Yeni yeni sözlü tarih araştırmalarıyla bir perde aralanıyor 1915 soykırımı üzerine. Ama şunu unutmamak lazım, daha konuşamadığımız pek çok insan var. Konuşmak istemeyen pek çok insan var. Dolayısıyla tam anlamıyla tabloyu bilmek mümkün değil. Bu insanların kendilerini nereye koyduklarını, nasıl tanımladıklarını, 1915'i nasıl hatırladıklarını, Kürtleri nasıl hatırladıklarını, Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl hatırladıklarını ve artık hangi kimliği kendilerine kabul edeceklerini bilmemiz için biraz beklememiz gerekiyor. Teşekkür ederim. Vielen Dank. Eine kurze Nachfrage in die Runde, bevor wir das Gespräch öffnen und kurz eine Runde von Fragen einsammeln. Es gibt verschiedene Wege und verschiedene Mechanismen, die Verdrängung
auszugestalten. Welche Mechanismen funktionieren besonders gut in den jeweiligen Gesellschaften? Also vielleicht ganz kurz, damit wir noch Zeit haben. Also ich würde mit Ihnen, Frau Korkmaz, vielleicht anfangen. Ganz kurz, Sie haben ja wirklich beschrieben diese Schicksale, die sehr bewegen. Aber diese Menschen leben ja in einem Umfeld. Da sind Menschen, deren Vorfahren bei diesen Taten mitgemacht haben. Was erzählen diese Leute sich selbst? Wie beantworten sie die Fragen, die sich ja unmittelbar ergeben aus dieser Nachbarschaft heraus? Oder herrscht da einfach ein einfaches Schweigen? Was sind die Mechanismen, die da auch bei den, ich nenne das Täterfamilien, stattfinden? Is this working? Okay. Pardon. aslında hikayelerin çok çeşitli olduğunu söylemek gerek. Benimle konuşmak istemeyen, kendini benim bu konu üzerine çalışma yaptığımı anladığı anda Türk olarak tanımlama ihtiyacı hisseden pek çok insan vardı. Bu korkunun Türkiye Cumhuriyeti'nde var olduğunun göstergesi. Ama bunun yanında yine tabloyu tamamen kara renge boyamamak lazım. Ciddi bir yeni kimlik rönesansı var. Özellikle Müslümanlaştırılmış Ermenilerin önce Ermeniliğini kabul etmesi, bir kısmının Hristiyanlıkla yeniden kucaklaşması, bir kısmının Ermeniliğiyle İslam'ı birleştirmeye çalışması durumu. Bir de bunun yanında Kürtlerin kuşatıcılığı ve özellikle Diyarbakır'daki o liberal hava çok yardımcı oluyor. Bu yüzden de aslında benim sözlü tarih çalışmasını bu şehirlerde yapmam gerekiyordu. Çünkü Diyarbakır'da konuşmak çok kolay. Batman'da, Sasun'da konuşmak çok kolay. İstanbul'da büyük şehir olduğu için nereye gideceğini biliyorsan konuşmak kolay. Ama Kayseri'ye gidemezsiniz. Kayseri'nin Ermenilerini ben Müslüman Ermeniyim veya ben Hristiyanlığı kabul ettim, artık Yerevan'a taşınıyorum dediğini duymak çok mümkün değil. Tablo biraz karışık derdim ben ama umut verici. Danke für diese sehr behutsame Forschung und Antwort. Herr Gust, in Diyarbakir ist es einfach, über solche Sachen zu sprechen. Am Werderschen Markt ist es immer noch einfach oder ist es immer noch schwer, über diese Sachen zu sprechen? Und wenn ja, warum? Ich will nur ein Beispiel mal nennen. Ich sprach vorhin von den Berichten, die die deutschen Militärs nach Deutschland geschickt haben und die hier alle verbrannt worden sind. Alle verbrannt sind durch den Bombenangriff. All diese Berichte liegen im Original heute in Ankara. Sie müssen sich mal vorstellen, was für ein Erpressungspotenzial Ankara verfügt, indem sie, da brauchen nur 5 Berichte bei zu sein, wo die Deutschen sagen, die Armenier müssen umgebracht werden oder so etwas. Ich bin davon überzeugt, dass es die leicht zu finden gibt. Es ist nur eines der Beispiele, wie wir sehr aufpassen müssen, oder wie wir versuchen müssen, uns selbst nicht mehr erpressbar zu machen. Das Zweite ist, was ich schon gesagt habe, wir müssen forschen. Wir müssen über den Völkermord an den Armeniern wenigstens halb so viel wissen wie über den Holocaust. Ich bin ja nun der Nestor hier von allen, der Älteste. Ich habe noch erlebt, wie wir 20 Jahre gebraucht haben, über den Holocaust zu sprechen. Da gab es in Deutschland die gleiche Scheu, die es heute noch in der Türkei für den Völkermord gibt. Dieses muss überwunden werden. Danke. Und an Sie, Herr Marashli, die Frage vielleicht etwas besonders. Sie sind ja seit 99 da. Sie sind ein Teil, wenn ich das richtig verstehe, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, auch einer großen türkischsprachigen Diaspora hier. So verstehen Sie sich wahrscheinlich auch. Wie funktionieren solche Gespräche, solche Diskussionen hier in Deutschland in der Diaspora? Wie einfach ist es, sie zu führen?
beziehungsweise wenn es nicht einfach ist, warum, welche Verdrängungsmechanismen gibt es dort? Teşekkür ederim sorunuz için. Tabii benim çalışmalarım aslında Ayşenur Hanım'la biraz benzer konuda. Kürt toplumu içerisinde menstrual kramı nasıl algılandı, nasıl yaklaşılıyor buydu. Fakat tabii ki daha geniş bir çerçeve içerisinde Türkiye toplumu buna dahil. Ben sizin sorunuza cevap vermeden önce şöyle bir hatırlatma ya da bir uyarıda bulunmak istiyorum. Tabi bu mesele ilgilenen herkesin karşıladığı şeylerden başlıcası kurtarma hikayeleridir. Yani toplum kurtarma hikayelerine çok yatkın. Biz kurtardık, biz Ermenileri kurtardık. Yani kiminle konuşursanız Ermeni soykırımını kabul ettiği andan itibaren kurtarma hikayesini arkasına alıyor. Ben de bunları çok dinledim. Kürt toplumunda da bunlar çok vardır. Fakat kurtarma hikayelerine çok ihtiyatlı yaklaşmak gerekiyor. Kurtarma hikayelerinin birçoğu aslında el koyma hikayeleridir. Yani el koyma hikayeleri olduğunu bilmeden yaklaşırsanız bu hikayelere kanmak çok kolay. El koymayı nasıl anlatabiliriz? İslami toplumlarda, İslami cihat, yani İslam'ın açırma, İslam adına mücadele edildiği zaman kafir ilan edilen, işte Hristiyan toplumlar, onların unsurları yok edildiler mi? Erkekler yok edilir, soy anlamında, soy erkekten geldiği için. Fakat kadınlarına ve kızlarına el koyulabilir. Cariye olarak. Bugün mesela Suriye'de yapıldığı gibi, IŞİD'in yaptığı gibi işte izleri katleder ama kadınlarını, kızlarını el koyarak onları cariye haline getirir. Şimdi bu aynı şey Ermeni soykırımında da oldu. Erkekler öldürüldü fakat kadınlar bunun yerine geçmek üzere cariye olarak alındılar. Çocuklar el konuldular. Ve bunlar ilerleyen zamanlar içerisinde kurtarma hikayelerine dönüştü. Dolayısıyla ben bir kurtarma hikayesini gerçekten kurtarmam mı? Yoksa el koymam olup olduğuna bakmak için şeye bakıyorum. Bunlar kadın mı, çocuk mu? Evet, büyüklerse, erkekler kurtarmışlarsa bunda bir kurtarma gerçekliği olabilir mümkün. Ama kız, kadın ve çocuklar ise bu kesinlikle ve büyük ölçüde el koymadır. Ve daha sonra işte entegre edilmiştir. Yani kendilerinin de vicdanı kabul edebilecekleri. Gerçekten de hayatları kurtarılmıştır, öldürülmemişlerdir. Ama buna denildiği gibi işte kim kendini arındırmışlardır. Şimdi diasporanın bunu ilişkine geldiği zaman bir hafıza şeyi var. Yani geçmişi hatırlama ve geçmişle bağ kurma istekleri var. Bunu her yerde görmek mümkün. İşte İstanbul'dan tutun, Berlin'de her yerde bu diasporaya göçmen hale getirmiş toplumlarda kendi geçmişleriyle bir biçimde ilişkilenme arzusu var. Bu arzu demin Ayşenur Hanım da belirttiği gibi işte bir yandan kendi yeni kimliğinde Müslümanlık edinmiş ve bunu ulusal kimliğiyle bağdaştırma, işte evlilikler oluşmuş, Türk ve Kürt yanları oluşmuş, başka ulusal oluşmuş, bunları bağdaştırma. Birçok yani kendi içinde çok kültürlü, çok dinliği entegre etmeye çalışan fakat bunun çatışmalarını da taşıyan bir yan taşıyor. Bu önemli. Yani bir insanın aynı zamanda bir toplum değil. Sadece insanların da çok kimlikli, çok dinli, çok inançlı olabileceğine dair bir fikir oluştuğunu görüyorum. Bu önemli bana göre. Vielen Dank. Wir haben nicht so viel Zeit für die Fragerunden, aber ich sehe gerade, okay, jetzt gibt's mehr. Versuchen wir jetzt zu sammeln. Alle kommen leider nicht dran. Wir müssen einfach um 20 nach schon Schluss machen, weil der nächste Punkt schon wartet. Wir fangen hier an mit Ihnen, bitte. Dann würde ich gerne einer Dame da hinten in der vorletzten Reihe dran nehmen. Ich überlege mir, wer zuerst war. Ich glaube, der Herr hier in der ersten Reihe war zuerst und danach nehmen wir die Damen, beide Damen dann dahinter. Das ist erstmal die Runde. Es tut mir leid, vielleicht kommen wir dann nicht zur zweiten. Hans-Jochen Schmidt, ehemals Botschafter in Armenien. Nur kurz eine Anmerkung, dass das Auswärtige Amt den Deutschen Volkshochschulverband unterstützt hat, das fand ich eine gute Sache. Das geht in die Richtung, die von Herrn Lundinski eben angesprochen wurde, Aufarbeitung der Vergangenheit, sozusagen wie kommen wir aus der Verdrängung heraus.
Und ich selbst habe an mehreren Veranstaltungen teilgenommen. Ich fand es wichtig, dass jüngere Leute sich damit auseinandersetzten und Veranstaltungen in Armenien und in der Türkei stattfanden. Und die Leute, sozusagen die jüngeren Leute, den Mut hatten, und das dauerte eine gewisse Zeit, darüber zu sprechen. Das Zweite, die Stiftung halte ich ebenfalls für äußerst wichtig, wie die Böll-Stiftung, zusammen auch mit der Dink-Stiftung, die sozusagen den Dialog forcierend sozusagen in die Gesellschaft hineingetragen hat. Das, was Sie ansprachen, kritisch, da möchte ich widersprechen. Ich finde, das Lepsius-Haus hat eine wichtige Rolle gespielt. Es ist bedauerlich, dass, wenn Sie so wollen, ein Professor wie Golz verstorben, dass er solch eine so große Rolle gespielt hat. Das ist aber der Nachteil, dass Sie leider nur immer meist mit Einzelpersönlichkeiten etwas erreichen können. Das Lepsius-Haus, ich breche dafür eine Lanze, hat aus meiner Sicht von Jahresbeginn an in sozusagen mit Unterstützung von Bundestagsabgeordneten ganz erheblich mit dazu beigetragen, dass die Debatte über die Frage Anerkennung Völkermord oder nicht sozusagen hier stärker thematisiert wurde. Leute wie Kiesler und dergleichen haben über das Lepsius-Haus und über die Veranstaltung im Deutschen Historischen Institut die Möglichkeit bekommen, eine Plattform sozusagen zu haben. Also von da gesehen ist es wichtig, das, was Sie ansprachen, da müssen Sie ganz andere Leute ansprechen, da müssen Sie in diesem Fall die Bildungsbürokratie ansprechen, dass die Stiftungsprofessuren unterstützen oder die VW-Stiftung bestimmte Dinge sozusagen startet. Vielen Dank. Das war nur ein Kommentar. Wir sammeln erstmal, danach können Sie reagieren. Bitte schön. Ja, guten Tag. Ich bin eine angehende Politikwissenschaftlerin und habe eine Frage an die Referenten. Und zwar, was sagen Sie zum Vorschlag der Türkei zur Bildung einer Historikerkommission zur Aufarbeitung dieser Ereignisse, die auch von der Bundesregierung unterstützt wird? Vielen Dank für die klare, kurze Frage. Danke. Der Herr hier vorne in der ersten Reihe. Vielen Dank. Mein Name ist Heiko Langner. Ich bin Mitarbeiter der Fraktion Die Linke im Bundestag. Ich habe zwei konkrete Fragen, eine an Herrn Gust und eine an Recep Marashli. Zu Herrn Gust, da geht es nochmal um die Frage, wie sich das deutsche Militär im Osmanischen Reich verhalten hat. Konkret können Sie vielleicht sagen, in welchem Umfang deutsches Militär auch an der Schaffung gegebenenfalls auch von informellen Strukturen mitgewirkt hat, die dann später bei der Durchführung des Genozids vielleicht von Bedeutung waren? Und können Sie vielleicht auch noch mal in aller Kürze kurz skizzieren, in welchem Umfang, bei welchen Anlässen und auf welcher gegebenenfalls auch vertraglichen Grundlage deutsches Militär bei Repressionsmaßnahmen gegen die Armenier eingesetzt wurde? Weil das ist, glaube ich, im deutschen Publikum doch nicht so bekannt und ist auch für die politische Debatte im Bundestag wichtig. Wir haben zwar eine Einigkeit zwischen den Fraktionen, was die Qualifizierung und die Bewertung der Massaker als Völkermord anbelangt, aber wir haben bislang keine Einigkeit, was die Bewertung der deutschen Mitverantwortung, den Umfang der deutschen Mitverantwortung angeht, auch leider nicht zwischen den beiden Oppositionsfraktionen. Und die zweite Frage... Das ist die dritte schon. Das aber auch die letzte an Herrn Marashli. Wir wissen ja aus der Holocaust-Forschung, dass bei der Durchführung von Massenverbrechen in diesem Umfang dem eigentlichen Vernichtungswerk ja auch ein Prozess der Entmenschlichung vorausgeht. Da wäre jetzt meine Frage, inwieweit wurde die dann wahrscheinlich muslimische Bevölkerung im Osmanischen Reich hier auch durch das jungtürkische Regime ideologisch indoktriniert? Wie ist das vonstatten gegangen, um eben zu verhindern, dass vielleicht auch die Hilfsbereitschaft der muslimischen Bevölkerung eingedämmt wird oder eben sich auch Teile muslimischer Bevölkerungsgruppen an den Massakern beteiligt haben? Vielen Dank. Mm-hmm. Vielen Dank. Und dann die beiden Damen dahinter. Dankeschön. Benim sorum Ayşegül Hanım'a olacak. Konuşmanızın sonunda araştırma yaptığınız dönemde Diyarbakır ve İstanbul'daki Ermeni insanlarına kolaylıkla ulaşılabildiğini ancak Kayseri'deki Ermenilerle bunun hiç mümkün olamayacağını söylediniz. Bunun nedenini açıklayabilir misiniz? Teşekkür ederim. Ja, ich bedanke mich bei den Teilnehmern hier an dem Panel. Kader Konuk, die Leiterin des Instituts für Turkistik an der Universität Duisburg-Essen. Und ich habe eine konkrete Frage an Frau Korkmaz, nämlich diejenige, in welcher Sprache sie die Interviews geführt hat. Es würde mich interessieren, wie sie die ausgesucht hat.
ob sie, wie sie die Kontakte geknüpft hat und wie sie zu diesen 30 oder mehr Familien gekommen ist, auf deren Grundlage dann sie ihre Thesen hier aufstellt. Es würde mich vor allem interessieren, wie Armenisch von den Interviewpartnern und Partnerinnen selbst definiert wird, ob es darum vorwiegend um Religion geht, um ethnische Identität oder um eine kulturelle Identifizierung. Das sind verschiedene Dinge und mir war nicht ganz klar, was ihre Position und ihre Anwendung dieser Terminologie ist und wie es von den Interviewpartnern und Partnerinnen aufgenommen wurde. Zur Frage der Diaspora, die finde ich sehr, sehr wichtig hier in Deutschland, weil wir letztendlich einem doppelten oder dreifachen Tabu hier unterliegen, weil natürlich die türkische und auch die kurdische Minderheit hier in diesem Lande auch homogenisiert wurde unter dem Druck dessen, was hier an rassistischen Strukturen schon von Anfang an seit der Immigration nach Deutschland schon da war und damit nur eine bestimmte türkische Identität möglich war. Und diese jetzt aufzubrechen, ist möglich geworden durch die kurdische Politik in diesem Lande. In den letzten, vor allem 2 Jahrzehnten, ist viel passiert. Und das, was jetzt passieren muss, ist es weiter aufzubrechen. Das heißt, an dem Konzept der Diversität weiter zu arbeiten und zu schauen, dass wir, und was wir unter Türkisch hier in diesem Lande verstehen, darin sich sehr viele verschiedene Elemente verbergen, ethnisch wie auch religiös. Diese Arbeit müssen wir insgesamt leisten, gesellschaftlich wie auch akademisch. An der Universität Duisburg-Essen haben wir in den letzten Monaten versucht, einiges, ich lasse es vielleicht dabei, aber es ist letztendlich ein Tabubruch, der auf mehreren verschiedenen Ebenen erfolgen muss. Und ich glaube, wenn man das zusammenbringt, was Madaschle und Gust sagt, dann haben wir vielleicht einen weiteren Blick. Dankeschön. Danke. So, damit gehen wir zurück aufs Podium und die Abschluss, sehr kurze Abschlussstatements, aber bitte, wenn es geht, dann auf die Fragen auch kurz eingehen, die gestellt worden sind. Herr Gust, fangen Sie bitte an. Und kriegen gleich ein Geschenk. Ich würde gerne auf Ihre Frage erstmal antworten. Es gibt also 2 ganz konkrete Fälle. Der Verantwortliche für das türkische Bahnwesen war ein Deutscher und der hat dafür gesorgt, dass ungefähr 2000 Armenier, die angestellt worden sind von der Bagdad-Bahn-Gesellschaft unter schlecht fürchterlichen Umständen, aber sie hätten überlebt. Er hat dafür gesorgt, dass die deportiert werden. Ein zweiter Fall ist Wolf Skeel, ein deutscher Artillerieoffizier, der wesentlich dazu beigetragen hat, dass in Urfa das Armenierviertel inklusive Kirche, die voll war mit Flüchtlingen, zusammengeschossen worden ist. Das sind 2 Beispiele, die bekannt sind. Jetzt ist die Rede gewesen von Herrn Gottschlich, schrieb in seinem Buch, dass deutsche Generalstäbler Deportationsrouten ausgearbeitet haben. Er bringt dazu leider kein Dokument, aber das wäre natürlich ein ganz großer Eingriff. Das Zweite ist die Historikerkonferenz. Ich will dazu nur ganz kurz sagen, das ist der größte Unsinn, den ich hier gehört habe. Diese Historikerkonferenz würde bestehen aus Historikern aus der Türkei. Das werden alles Leuchner sein, die dort kommen. Und sie kämen, das Zweite wären die Historiker aus der Republik Armenien. Wir haben einen Historiker hier unter uns. Nur Sie dürfen nicht vergessen, die meisten Historiker, die darüber gearbeitet haben, sind Armenier der armenischen Diaspora und nicht Armenier aus der Republik. Oder wenn Sie bedenken, dass der einzige Lehrstuhl, den es gibt für den Völkermord an den Armeniern, von einem Türken geführt wird in der Clark-Universität, dann sieht man schon, wir haben ein recht großes Wissen, internationales Wissen. Das meiste kommt von den Diaspora-Armeniern, die gar nicht unter diese Konferenz fallen würden. Und also diese Konferenz wird unter den Historikern als glatter Unsinn angesehen. Vielen Dank, Herr Madaschli. An Sie ging die Frage wegen der Vorbereitung dieser Vernichtung, also die Entmenschlichung, die erfahrungsgemäß damit einhergeht.
Nasıl bir motivasyonla kitleler soykırıma iştirak edebiliyorlar, onu kolaylaştırabiliyorlar veya bunun ortağı olabiliyorlar. Son yüzyılımızın büyük soykırımlarından biri Ruanda ile ilgili birkaç belgesel izlediğimde orada şu tabir dikkatimi çekti. Böcekler, böcekleri ezelim. Yani reddettiği grubu insan olarak tanımlamıyor, böcek olarak tanımlıyor. O zaman böcek olarak tanımadığı zaman da onun ezilmesi ve yok edilmesi bir insanın ezilmesi anlamında bir suç veya bir vebal yüklemiyor. Ermeni soykırımında, işte 1915 soykırımındaki motivasyon ise bence büyük oranda İslamlık temel üzerine geldi. Yani İslam olmayanların, aynı inancı taşımayanların bir tehlike oldukları, bir unsur oldukları ve aynı değerde olmayacakları eğer isyan etmişlerse, eğer baş kaldırmışlarsa bunların yok edilebilirliği, yani üzerlerindeki dokunulmazlık kaldırılabilir ve bunlar erkekler öldürülebilir, kadınlar da cari yok, eline anılır gibi İslamlık kültüründen veya algısından ileri gelen bir örtü kaldırılmış olmakla bu motive edildiklerini düşünüyorum. Bunun alt yanları vardır. İşte mal mülk edinme, işte mevcut durumdan kazanç sağlama, bunlar da yan motivasyonlar olarak soykırımın itici etkenleri olmuştur diyor katılımın. Teşekkürler. War das, ich frage doch mal gerne nach, mit welchen, in welchen, was waren die Instrumente dieser Entmenschlichung? Waren das Literaturwerke, waren das politische Reden, wurden die ersten Versuchspogromen gemacht? Also mit welchen Werkzeugen wurde diese Images transportiert? Medien, Zeitungen? Bu çok önemli. Yani önümüzde zaten biz geçmişi tartışırken geleceğin neden ve nasıl bu yıkımlardan uzak tutulabileceğine dair bir takım verilerim için bunu da özellikle üzerine durmak gerekli. Aslında bütün imparatorluk tarihi boyunca, süreci boyunca böyle kitlelerde bu tür bir algı farklılığı var. Yani bunlar Hristiyandır, farklı dinleri, inançları vardır ama biz onlardan üstün bir konumdayız, üstünüz. Onlar yönetilendir, işte kafirdir, gavurdur veya işte gayrimüslimdir. Dolayısıyla ikinci sınıftırlar ve üçüncü sınıftırlar. Onların yok edilebilirliği ve üzerinde bir herhangi bir biçimde şey yapılabilir, yani hüküm sürülebilir olma halleri vardır. Dolayısıyla bu yerleşik olan algı, yerleşik olan düşünce, harekete nasıl geçirirler? Bunlar isyan ettiler, kalkıştılar. Bizlerin elindeki toprakları almak istiyorlar, bağımsız devlet kurmak istiyorlar. Düşmanlarımız var, şu anda savaşıyoruz. Düşmanlarla işbirliği yapıyorlar, işte Ruslarla veya İngilizlerle veya başka yabancı güçlerle. Dolayısıyla biz tehdit altındayız ve o zaman onların katledilmeleri de vacip hale geliyor. Ve bu temel kolaylıkla bir aktivasyona dönüştürülebiliyor. Vielen Dank. Frau Korkmaz, Sie hatten auch ein paar Fragen, beziehungsweise können jetzt auch ein Abschlussstatement abgeben. Vor allem die methodischen Fragen sind ganz spannend gewesen von der Kollegen aus der Uni. Öncelikle Kayseri sorusunu cevaplamak isterim. Diyarbakır, Batman, Erzurum gibi bölgelerde Kürtler tarafından İslamlaştırılan Ermenilerin, Müslümanlaştırılan Ermenilerin torunları hala yaşadığı için ve bazen anneanne hikayeleriyle, bazen babalarından duydukları, cesur babalarından duydukları hikayelerle kimliklerinin farkına varabildikleri için orada konuşmak daha kolay. İkinci bir sebep, Diyarbakır'daki göreceli liberal ortam. Kürt Partisi'ni biliyorsunuz, bir tane milletvekili var ve orada her yıl 2013'ten bu yana yanlış değilsem soykırım anmaları gerçekleştiriliyor. Subgragos Kilisesi aktif bir şekilde devam ediyor. Buna karşılık Kayseri'ye giderseniz muhtemelen
Türkmenlerle karşılaşırsınız. Zaten Kayseri'de Ermeni olduğunu söyleyebilen çok az insan vardır. Gitmedim bilmiyorum ama hiç kimsenin orada araştırma yapmaya cesaret edeceğini düşünmüyorum açıkçası. Kader Hanım'ın sorularına gelecek olursak, ben mülakatlarımın hepsini Türkçe gerçekleştirdim. 30 kişiden 4'ü Türkçe bilmiyordu. Bunların hepsi ikinci kuşak. Ya Sasun Kürtçesi konuşan vardı, Ermenice konuşan Sasun Kürtçesinin yanında. Ya da Diyarbakır'dan yalnızca Kürtçe konuşan neneler ve dedeler vardı. Diğer kuşaklarla konuşmak çok daha kolay oluyor. Özellikle 4. kuşakla konuşmak en eğlencelisi. Çünkü onlar konuşmak istiyorlar. Bu da aslında Türkiye Cumhuriyeti'ndeki sistematik inkarın varlığının göstergesi. Bir sonraki panelde muhtemelen Müge Göçek hocamız bahsedecektir. Diyarbakır'da konuşmak kolay demiştim. Şehir şehir bakacak olursak. Çünkü orada bir cemaat var. Ve oradaki cemaatin insanları birbirlerini tanıyorlar. Yani Surp Gragos Kilisesi'ne devamlı olarak giden, dindar veya dindar olmayan insanlar beni tanıdıklarına yönlendirebiliyorlar. İstanbul'da da yine benzer bir tablo var. Orada da Samatya'ya gitmek ve oranın Müslümanlaştırılmış ve Hristiyan kalabilmeyi başarmış Ermenileriyle konuşmak mümkün. Ama köye gidince, Sasun'a gidince, Batman'ın köylerine gidince iş zorlaşıyor. Çünkü oralarda insanlar birbirlerini tanımıyorlar ve saklanıyorlar. Benim gibi başörtülü Müslüman bir araştırmacının işi o zaman iki kat zor oluyor. Çok daha dezavantajlı oluyor. Çünkü muhtemelen simgesel bir şeyden korkuyorlar. Onları ikna etmek çok zor oluyor. O yüzden de Sasun'da diğer şehirlerde vakit geçirmediğim kadar vakit geçirmek zorunda kaldım. İlk defa antropolog olmayı Sasun'da anladım. Öbür türlü insanlar zaten bir kafede oturup sizinle çok rahat 1,5 saat içinde tüm hikayelerini anlatabiliyorlar. Tabii yine o şehirlerde, Diyarbakır ve İstanbul'da işe yarayan en büyük şey Hrant Dink Vakfı gibi Sabancı Üniversitesi hocalarının tanıdıkları ve onların yönlendirmeleriyle bir şeyler başardım. Çünkü onlar zaten her sene birbirleriyle görüştükleri için referans yoluyla Diyarbakır'dakilere ve İstanbul'dakilere ulaşmak daha mümkün oluyor. Ama dediğim gibi, sunumumun sonunda söylediğim gibi, yalnızca konuşabildiğimiz insanlarla bir sonuca varmak mümkün değil. Yani genel tabloyu çizebilmek için çok çok daha ekmek yememiz gerektiğini düşünüyorum. Danke sehr, bewundernswerte Forschung. Weiterhin viel Erfolg. Und etwas haben Sie gesagt, was uns eigentlich bei dieser Tragik des Themas eigentlich optimistisch stimmt. Sie haben gesagt, die vierte Generation wollen sprechen, nicht können, wollen sprechen. Vielleicht ist das die Zukunft, vielleicht ist das unsere Hoffnung, dass wir irgendwann doch darüber auf allen Seiten dieses Konflikts sprechen wollen. Vielen Dank und damit zum nächsten Tagesordnungspunkt.